Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Büşra. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamile Kampüsü yani İstanbul'daki kampüsteki Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili olan tüm soruları cevaplayacağım. Şöyle bir sürü sorular geldi, buralara bırakırım. Instagram üzerinden gerçekten çoğuna cevap vermeye çalıştım ama yetişemediklerim oldu. Hem o soruları cevapladım hem de başka merak ettikleriniz varsa hepsine cevap olabilecek sorularınızı cevaplayacağım. Böylelikle aklınızdaki tüm soru işaretleri gitmiş olsun. Başlayalım öyleyse. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye'de birçok yerde bulunuyor. Bu yüzden kampüsün isimlerine göre aslında iller belirleniyor. Ankara'daki kampüsü Gülhane Kampüsü olarak geçiyor. İstanbul'daki Hamidiye Kampüsü olarak geçiyor. Bunun ayrımına dikkat edin tercihlerinizi yaparken. Çünkü bu gerçekten çok karışabiliyor. Onun haricinde ben daha çok diş hekimliği bazlı konuşacağım. Çünkü daha çok o kısmı biliyorum. Diğer kısımların nerede ders işlediklerine veya nasıl bir eğitim aldıklarına dair çok bir fikrim yok maalesef ki. Bildiklerimi de yazıyorum zaten. İlk sorulardan birisi olanaklarından bahseder misin? Avantajları neler, dezavantajları neler olarak geldi. Şöyle, diş hekimliği fakültesinde zaten seçerken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri preklinik imkanları, klinik imkanları ve de tabii ki de akademik kadro. Preklinik imkanlar açısından bence okulumuz gayet yeterli. Her öğrenci bir tane ünit düşüyor. Herkesin kendi üniti, kendi fantom kafası oluyor yani. Bu önemli bir şey. Prekliniğimizde röntgen cihazımız var. Yani gerçekten ben preklinikte yetersiz herhangi bir şey görmedim. Her şeyimiz bence gayet yeterli. Arkadan ses geliyor olabilir. Umarım gelmiyordur. Prekliniklerimizde okulun böyle bir ana binası var. Herkesin bildiği o büyük saray gibi olan kısmın dışında, yani aslında okul kampüsünün içerisinde ama o binanın içinde değil, dışında prefabriklerde. Hazırın kafasını karıştırmış durumda ama bence kötü değil. Çünkü içerisindeki dizayn yeterli, size ünitiniz yeterli, fantom kafanız yeterli. Bu yüzden kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama amfilerimiz, ders gördüğümüz yerler normalde biz ders görürken amfilerde, yani o ana binanın içerisinde görüyorduk. Ama şu an orayı tadilata almışlar. Ne yaparlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle yine prefabriklere verirler diye düşünüyorum. Prefabriklerdeki sınıflar ise normal sınıf gibi. Amfi düzeyinde değil de, yani katlı değil de normal sınıf gibi düşünün. Öyle sınıflar. Ayrıca diş hekimliği için TCD'de amfisi, TCD'de bölüm maaşları. O da prefabrikte ama okulun biraz aşağısında kalıyor. Orada da ders görüyoruz. Sanırım yeni gelenlerde muhtemelen prefabriklerde ders verirler diye düşünüyorum. Başka yere taşımayacaklarsa ana binanın içinde. Onun hakkında çok bir bilgim yok. Ama bence bu birazcık kötü olmuş. Akademik kadro için bence gayet yeterli, donanımlı hocalarımız var. Özellikle pedodonti açısından çok iyi hocalarımız vardı gerçekten. Genel olarak bence akademik kadromuz iyi, kötü olduğunu düşünmüyorum ben. Yani yeterli bilgileri veriyorlar, gerçekten donanımlı hocalarımız var. Tıp dersleri ve alan dersleri olarak ayrılıyor. Tıp dersleri 1 ve 2. sınıfta aldığımız dersler. 1. sınıfta yoğun olarak tıp derslerini alıyoruz. Bence tıp derslerinin eğitim kadrosu da gayet iyiydi. Ama hani illaki anlatımını sevdiğiniz hocalar, sevmediğiniz hocalar tabii ki de olacak. Bu her üniversitede olacak. Bu bence çok büyük bir kafa karışıklığı yapmasın. Ama onun haricinde gerçekten güzel, kaliteli hocalarımız olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ya da bana öyle denk geldi en azından. Konumuzda histoloji, mesela 1. ve 2. sınıfta histolojiyi biz alıyoruz. Histoloji laboratuvarlarımız bulunuyor. Ana binanın içinde gayet güzel laboratuvar, kadaver laboratuvarımız var. Anatomi dersi için. Yani bu gibi şey imkanları bence gayet güzel ve yeterli. Klinik açısındansa okulun en büyük dezavantajına geliyoruz. Bunları saydığım her şey avantajıydı aslında. En büyük dezavantajı bence klinik okulumuza çok uzak. Okul Kadıköy Üsküdar arasında kalıyor. Üsküdar'a bağlı. Kadıköy'de 10 dakika, çok yakın. Ama kliniğimiz, hastanemiz Sultanbeyli'nde. Yani arasındaki mesafe çok uzak. Bu büyük bir dezavantaj bence. Bir de klinikteki ünitelerimiz öğrenciye göre az kalıyormuş. Bu birazcık bir dezavantaj. Onun haricindeki dezavantajını söylemem gerekirse de sosyal kulüpler açısından çok müthiş bir okul değil. Bence sosyal kulüpleri yeterli de değil. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta İstanbul'da okuyorsunuz ve diş hekimliği camiasında öğrenci toplulukları çok fazla. İşte Genç Diş Hekimliği Derneği, Community Dentistry, İstanbul Diş Hekimliği Odası'nın öğrenci topluluğu gibi gibi birçok faaliyet gösteren dernek, kuruluş, komünite var. Bu yüzden sosyallik arıyorsanız çok fazlasını bulabileceğiniz meslek aslında bence. Bu yüzden hiç bu konuda aklınızda soru işareti kalmasın. Çünkü ben de mesela okul içinde çok aktif biri değilim. Okul dışında gerçekten birçok dernekte, birçok kooperatifte görev alıyorum aslında. Ve bu sayede gerçekten başka üniversitelerden arkadaş edinebiliyorsunuz. Çevreniz gerçekten genişliyor. Bu çok güzel ve değerli bir şey. Üniversiteye başladığınızda mutlaka bence sosyal olmaya çalışın. Çünkü evet, eğitim çok önemli ama bunun yanında sosyallik de çok önemli. Kendinizi geliştirmeye bakın. Yani sadece eğitim odaklı gitmeyin. Bence sosyallik de eğitimin bir parçası. Hem insan ilişkileri açısından, ki bizim mesleğimiz diş hekimliği zaten insan ilişkisinin çok önemli olduğu bir meslek.
O yüzden buna da değer verin. Benden bir tavsiye olsun size. Avantajları dediğim gibi akademik kadrosu iyi, preklinik imkanları iyi, yeterli. Sadece kötü olan kısmı bir kısmının okulun inşaatta olması. Dezavantajlıysa hastanenin çok uzakta olması. Yurt olanaklarını soranlar olmuştu şu şekilde. KYK kız öğrenci yurdunda kalan arkadaşlarım biliyorum. Onlar Cevizibağ'da kalıyor. Cevizibağ'dan metrobüs otobüs yaparak okula geliyorlar. Yani Cevizibağ karşıda kalıyor. Okul Üsküdar Kadıköy arasında kalıyor. KYK yurdu kız öğrenci olarak orası yakın olarak olan biliyorum. Erkek yurdu sanırım Maltepe'de kalıyorlar, emin değilim. Okulun çok yakınında Haydarpaşa TSK yurdu var. Ama onun için de askeriye bağlantılı olmanız gerekiyor. Asker bir yakınınız, abiniz, babanız gibi yakınınız olması gerekiyor. O şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. En yakın yurdu o. Onun haricinde de yakında çevresinde gerçekten birçok özel yurt var zaten, özel yurt düşünüyorsanız. Ama KYK olarak böyle maalesef ki İstanbul'un zaten geneline bence KYK sorunu var maalesef ki. Bir de Ataşehir'de KYK kız öğrenci yurdu var diye duydum. Yakın sayılıyor bizim okul ama iç imkanı çok iyi değilmiş diye duydum. Yine bilmiyorum. Çünkü ben aile evinde karşıda kalıyorum. Bu sene yurda geçeceğim okulun olduğu tarafa. Ya ilk 3 sene zaten bence yani preklinik ve normal ders gördüğünüz ilk 3 sene eğer İstanbul'un Avrupa yakasında oturuyorsanız ulaşımı çok büyük bir problem çekmezsiniz. Yani ben bir şekilde idare ettim 3 sene boyunca ama artık işte hastane çok uzakta. Anadolu yakasının neredeyse en sonunda olduğu için 4. sınıfa geçerken şimdi karşıya taşınacağım. Öyle bir dezavantajı var. Yemekhane nasıl sorusu gelmiş arkadaşlar. Yemekhane şöyle, yani mükemmel bir yemekhane değil tabii ki. 4 lira zaten yemek. Bu sene zamlanır mı bilmiyorum. Ama yani bazen güzel çıkıyor, bazen kötü çıkıyor. 4 liraya ne kadar performans alabilirseniz. Yani bazen gerçekten yenilebilecek güzel şeyler çıkıyor. Bazen de yenilemeyecek kadar kötü şeyler çıkıyor. O yüzden pek bir şey söyleyemem. Ama her sene sonu böyle anket oluyor okulda. İşte yemekhane yemeklerini beğeniyor musunuz diye bir anket. O anketi dolduruyoruz biz de genel olarak. Ona göre değişiyor mu çok bilmiyorum. Ama işte tabildot yerine tabak gardı alıyoruz yemekleri. Farklı olarak onu söyleyebilirim. Böyle bu şekilde. Sınıfı geçmek zor mu diye de bir soru gelmiş. Şu şekilde. Aşırı derecede zorlamıyorlar. Çok fazla mobbing, çok fazla baskı olan bir okul değil. Ama ders çalışmanız gerekiyor tabii ki de. Yani orta ve ortanın birazcık üstü ders çalışırsanız çok rahat sınıfı geçersiniz gerçekten. Ekstra olarak preklinikte devamlılık, devamsızlık durumuna çok dikkat ediyorlar. Uzun süre devamsızlık yapan arkadaşlarımızı bırakıyorlar. Yani prekliniğe devam ederseniz, orta derecede bir ders çalışırsanız sınıfı geçersiniz. Bu konuda aşırı derecede dediğim gibi çok zorlayan, çok sıkan, çok baskı yapan bir okul değil. Ama bilginizin de bir düzeyde olması gerekiyor tabii ki de. Sonuçta üniversite okuyoruz ve o kadar kolay da sınıfa geçmek mümkün değil tabii ki de. Diş hekimliği okuyoruz sonuçta. Hani konular yine de ağır. Canınızı çıkaran bir üniversite değil bence. Ama dersinden dersine göre de değişiyor tabii ki de. Hani bu ders çalışmayacağım, ders çalışmadan geçeceğim anlamına gelmiyor maalesef ki. Orta düzeyde tutarsanız, ortanın biraz üstü, gerçekten rahat bir şekilde geçersiniz. Ben doğrusu biraz sınav, final zamanları özellikle çok fazla abanan birisiyim. Hani gece sabaha kadar ders çalışan birisiyim. O yüzden çok zorlanmadım diyebilirim. Sınav sistemi ise vize final sistemi olarak geçiyor. Yıllık dersler ve dönemlik dersler olarak ayrılıyor. Yıllık derslerimiz ana derslerimiz aslında. Onlar da şöyle, birinci sınıfta diş morfolojisi ve manipülasyon dersi, yani o sabundan diş yapma dediğimiz ders zaten tek diş dersiniz, dişle ilgili olan dersiniz olacak. Ve bu sizin yıllık dersiniz, ana derslerinizden biri olacak. Bunun birinci vizesini birinci dönem, ikinci vizesini ikinci dönem ve finalini tüm seneyi kapsayacak şekilde yıl sonu oluyorsunuz. İşte diğer şeylerde de böyle, diğer seneler için de bu şekilde geçerli. Mesela işte ben mesela şu an 3. sınıftaydım, 14 tane dersimiz vardı. 11 tanesi ana dersimizdi, yani yıllık dersimizdi. Finalde 11 tane sınava girdim. Ayrıca 3-3'te, yani 3 tane güz dönemi, 3 tane bahar dönemi olmak üzere seçmeli dersiniz oluyor. Ama bizim okulda şöyle bir handikap var. Galiba bu diş hekimliği fakültelerinin çoğunda var. Seçmeli dersi seçemiyorsunuz. Yani zaten 3 tane seçmeniz gerekiyor ve 3 tane seçmeli dersiniz oluyor. Ama bunların hepsi de zaten hani gerekli olan dersler. Atıyorum anestezi dersi, işte muayenehane yöntemi ve ergonomi dersiniz vardı gibi. Bu dersleri seçmeli olarak alıyorsunuz. Onlar da dönemlik dersler oluyor. İşte güz döneminde bir vize, bir final olacak şekilde bitirmiş oluyorsunuz. Bir de bahar döneminde bir vize, bir final olacak şekilde bitirmiş oluyorsunuz. İmmünoloji dersiniz var mesela bahar dönemi için. Birazcık ipleri elinizde tutmanız gerekiyor ders ve konu açısından. Ama şimdi orta tutacaksınız diye salmayın dersleri hepten. Yoksa kalırsınız çünkü. Bir de şöyle bir şey var.
ana derslerin birinden kalırsanız direkt sınıf tekrar yapmış oluyorsunuz. Yani bizim okulda bir tane hakkınız var. Seçmeli derslerden veya alttan alabileceğiniz derslerden kalırsanız o problem değil. Atıyorum biyokimyadan kalırsanız alttan alabilirsiniz. Ama işte birinci sınıf için konuşuyorum. Diş morfolojisi ve manipülasyon derslerinden kalırsanız birinci sınıfı tekrar okursunuz. Alttan alma gibi bir durumunuz yok. Üçüncü sınıf için konuşuyorum. Atıyorum endodonti dersinden kaldınız. Bütünden de kaldınız. Tek endodonti bütünden kaldıysanız tek ders sınavı hakkınız oluyor. Ama hem endodan hem restonun bütünden kaldınız. İkisinden de bütünden kaldığınız için direkt olarak sınıfta kalıyorsunuz. Ya da sadece endodan kaldınız, tek ders sınavına girmeye hak kazandınız. Ama tek ders sınavından da kaldınız, alttan alma gibi bir durum yok. O seneyi tekrardan okuyorsunuz. Yani tek bir dersten kaldığınızda ana derslerden o seneyi tekrardan baştan en baştan almak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir handikapı var. O yüzden derslerinizi daha böyle sıkı tutmaya çalışın bence. Ayrıca işte ödev notlamaları da oluyor. Preklinik dersinde verilen ödevler için. Onlara da dikkat ediliyor. Ama zaten diş hekimliği genel olarak böyle. Çoğu diş hekimliği fakültesinde de sistem böyle ilerliyor biliyorum. Alttan alma diye bir durum yok. Sadece bazı üniversitelerde komite sistemi oluyor. Komite sisteminde bütün derslerin sınavından işte YKS sınavı, TYT sınavı gibi girdiğiniz için tüm derslerden sorumlu aynı anda girmiş oluyorsunuz. Onun zorluğu bence şu. Hepsini aynı anda çalışıp bir günde tüm sınavları vermeniz gerekiyor. Yani bütün tekrarları bir günde atmanız gerekiyor. Zorluğu bence o. Ama kolaylığı da şu. Hani ondan belli bir not ortalaması üstünde aldığınız zaman bütün derslerden geçmiş oluyorsunuz. Bizde de işte kolaylığı dersler işte gün gün çalışabiliyorsunuz ve 2 hafta falan sürüyor zaten sınavlar. Ama hani bir dersten kaldığınızda bütün sene tekrar etmiş oluyorsunuz. Öyle bir kötü yanı var. Vize final sisteminde olan üniversitelerin. Ama komite sisteminde olan üniversitelerinde tabii ki de hani kaldığında yine sene tekrar yapmış oluyorsunuz. Şey de vardı, malzemeler çok tutuyor mu? Evet. Evetten kastım şu ama hani diğer üniversiteler ya da diğer bölümler gibi mimarlık hariç az masrafınız olmuyor. Yani masrafınızın bir kısmı gerçekten diş malzemeleri ayırmanız gerekiyor. Bunlar da dövizle geldiği için döviz direkt olarak sizin malzeme masrafınıza yansıyor. Ama hani çok çok işte 50 bin lira gibi şeyler değil tabii ki de. Mesela ilk sene zaten sabun böyle alçı bıçakları var. Onlardan spatüllerden almıştık. Onlar çok bir şey tutmamıştı. Yani sabun birazcık işte maliyeti fazla oluyor. O da dışarıdaki kalıp sabunlardan düşünebilirsiniz. Şu an ne kadar bilmiyorum. İşte 4'lü satıyorum. Tamamen atıyorum. Hiçbir fikrim yok şu an ne kadar olduğunu. 50 lira 60 lira kalmışımdır bilmiyorum ama 60 lira olduğunu düşünün. İşte 4'lü sabun alsanız, işte spatülleri alsanız, spatüller 20'şer lira falan olmuştur herhalde. Ben 10 liraya alıyordum zamanında. İşte 5-6 tane spatül alsanız o kadar tutuyor. Bir de sabunları sürekli tükendiği tekrar alıyorsunuz. Ama diğer seneki preklinik malzemeleri, mikromotor, angulur ve aerator, masa motoru gibi şeylerin fiyatlarını şu an çok bilmiyorum. En son ben mesela masa motorunu 450 liraya almışım. Masa motoru 1500 lira olmuş şu an. 3 sene olmasına rağmen. O yüzden çok bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ama hani çok 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 aşırı pahalı şeyler değil. Hani uçuk şeyler değil ama tabii ki de bütçenizin bir kısmını ayırmanız gerekiyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Üst dönemlerden ikinci el olarak satın alabilirsiniz. Onların kullanmadığı malzemeleri. Yani angulur ve aerator gibi malzemeleri zaten klinikte de kullanacaksınız. Bu yüzden bunları gerçekten almanız gerekiyor. Kimse satmaz büyük ihtimalle ikinci el olarak. Ama diğer malzemeleri mesela masa motoru, alçı spatülü gibi spatülleri üst dönemlerden ikinci el olarak satın alabilirsiniz bütçeniz yetmiyorsa. Başka sorunuz olursa mutlaka aşağıya yazın. Bugün için hepsini cevaplayacağım. Biliyorum tercihleri çok az kaldı. Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Oradan ses de atabiliyorum. Daha kolay olabiliyor. Umarım hepinizin hayal ettiği üniversiteler gelir ve hayalinizden bile güzel üniversite hayatı yaşarsınız. Sosyal olmayı, ders çalışmayı ve kendinizi geliştirmeyi hiç unutmayın. Güzel bir üniversite hayatınızın olması dileğiyle. Görüşürüz. Bir de soruları bana yazmayı unutmayın. Bizim üniversite çıktıysa lütfen yazın. Karşılaşıp bir kahve içeriz.